Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte soslu makarna yapacağız. Domates soslu. Yalnız bu makarnayı biraz değişik pişireceğiz. Haşlama yapmadan kendi suyunda ilk önce sosunu yapacağız. Ben şimdi tenceremin altını açıyorum. Tencereme şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı koydum. Biraz da tereyağı koyacağım. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar da tereyağı koydum. Arkadaşlar burada tam 3 adet orta boy domatesim var. Bunu güzelce rendeledim. Burada 3 adet sivri biberim var. Onu da güzelce doğradım küçük küçük. 1 adet büyük sarımsağım var. Bunu hemen rendeleyeceğim. Yağım erirken ince tarafıyla. Siz sarımsak koymasanız da olur ama sarımsak çok güzel bir aroma veriyor. Sarımsak koyun bence. Bir de böyle deneyin. Bir adet sarımsağımızı da koyduk. Şimdi sarımsağımı yağla çeviriyorum. Sivri biberlerimi aktarıyorum. Onları da şöyle bir çevireceğim. Şurada bir yemek kaşığı salçam var. Onu da aktaracağım. Fazla kullanmıyorum. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı kadar. Orada biberlerimle birlikte kokusu çıkasıya kadar kavuracağım. Yazın böyle domates soslu, biberli, baharatlı bu şekilde yapabilirsiniz. Pratik oluyor. Burada 3 adet domatesimi de aktaracağım. Rendelemiş olduğum domatesimi. Şöyle bir 1-2 dakika kaynatmak istiyorum domatesi arkadaşlar. Ondan sonra makarnasını koyup suyunu vereceğiz. Arkadaşlar sosum 3-4 dakikadır kaynıyor. Altını kıstım. Şimdi bir paket makarnamı ağzımı açtım. Tam makarnamı boşaltıyorum şimdi. Tabii siz bir paket yapmak zorunda değilsiniz. Yarım pakette yaparsanız domates ölçümünüzü ona göre azaltırsınız. Şöyle bir karıştırıyorum makarnamı. İyice şöyle sosuyla karıştırıyorum. Yani pilav gibi pişireceğiz arkadaşlar makarnayı. Suyunu vereceğiz çekene kadar. Böyle sosuyla birlikte pişmiş olacak. Böylece haşladığımız suyu da dökmemiş olacağız. Vitamin de içinde kalacak. Şimdi arkadaşlar ben burada baharatlarımı koymak istiyorum. Nanem var, kekiğim var. Tabii bunlar sizin arzunuza kalmış tamamen. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz atalım. Daha sonra suyunu koyduktan sonra bakarız. Az gelirse biraz daha atarız. Burada nanem var. Şöyle az atmayacağım. 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı da kekik atacağım arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Siz acı seviyorsanız acı toz biber, pul biber de atabilirsiniz bu aşamada. Ben atmayacağım. Burada 1 litre suyum var. Suyumu boşaltıyorum.
altını açacağım artık. Bir pakete 1 litre su denk geliyor arkadaşlar. Şimdi kaynamaya başlayınca altını kısacağım, kısık ateşte makarnaların pişesiye kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar makarnam kaynamaya başladı. Soğuk su koymuştuk biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir karıştırıp harlı ateşten hafif ateş alacağım. Çok kısık ateşte makarnamı pişireceğim. Altını kısıyorum. Ve pişene kadar ağzını kapattım. Pişene kadar bir 10 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar makarnam 15 dakikadır pişiyor kısık ateşte. Suyunu iyice çekmiş. Makarnamı kontrol ettim. Pişmiş. Şöyle bir karıştırıyorum. Siz de şöyle görün. Hiç suyu kalmadı. Ve makarnam da pişti. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Şöyle servis yapacak olduğum kaba almak istiyorum. Şöyle boşaltalım arkadaşlar. Servis kabıma makarnamı hiç yapışmadı gördüğünüz gibi. Öyle de boşaltamadım. Yine şöyle boşaltayım arkadaşlar. Daha çok sıcak. Artık soslu makarnalarınızı bu yöntemle pişirebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Yapın, deneyin. Şöyle biraz daha koyalım. Evet arkadaşlar, ben şöyle maydanoz yıkamıştım. Evet arkadaşlar, yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.